Arkadaşlar Örgü Aşkın Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle önümde gördüğümüz bu yeleğimizi çalışacağız. Yeleğimizi yakadan başlıyoruz ve yakadan artışlarımızı yaparak aşağıya kadar istediğimiz ölçüye gelene kadar örüyoruz. Daha önce bu modelden kırmızı bir elbise örmüştük. Dostlarımızdan birisi yeleğini istemiş. Biz de hem onu kırmamak adına hem de sizlerle bir e, yelek daha paylaşmak adına bu yeleğimizi çalıştık. Şimdi yeleğimizi artışlarımızı yaptık ve e, kabartmalı trabzanlarımızı arasında sonuna kadar devam ettirdik yeleğimizi eğer büyük örecekseniz zincir sayımızı fazla başlayarak en üst kısımdan yani zincir sayısından başlayalım. Bizim ölçülerimizde başlayacaksanız aynen ölçülerde devam edelim. Şimdi kol altından ölçüyorum 23 buçuk kolumuzun altındaki ölçümüz. Yukarıdan omuzdan en uç kısmı kadar örüyorum hemen hemen 29-30 arası bir ölçüye sahip yeleğimiz. Yeleğimizde bir tane ip kullandım. Şöyle de yeleğimizin arkasını görmekteyiz. Üç buçuk numaralı da tığımızı kullanmıştık. Evet kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimizi örmek için Lanoso marka ip kullanıyorum. Anti peeling özelliği olan biri. Biraz şöyle dolgun ve yumuşakça bir ip. Renk numarası 933. 100 gram anti peeling akrilik ve 265 metre ipimizin uzunluğu. İpimizi örmek için. 3,5 numaralı da tığımı kullanıyorum. Ortasından çıkardığım ipimi örmeye başlıyorum. Bir tane düğüm attım ve sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 30 40 41 42 43 44 45 46 bakın bayağı oldu 47, 48, 49, 50 ve 51 tane zincirimi çektim. Tam 51. Ölçü olarak bakalım zincirimizin ölçüsüne. Şöyle birden tutayım. 24 santim. Görülmemekte galiba. Şöyle yapalım. 24 santim. Zincirimizin uzunluğu. Biliyorum elimi bir iki. iki tane zincirimi ilave ettim. Tığımın başını doluyorum. Elimi tuttuğum yerden. Bir çekiyorum ve bir tane daha çekip olduğu yere batıyorum. Bir trabzanımı bu şekilde ördüm. Devam ediyorum. Zincirlerimi birer birer trabzanımı yerleştirmekteyim. İpimiz biraz dolgunca metreste kendisini göstermekte zaten. Zincirimizin üzerine trabzanlarımızı başa kadar birer birer örerek gelelim. Daha büyük yaş grupları için öreceksek zincirimizi biraz daha büyütelim. Trabzanlara başlamadan boyun kısmının geniş olması için zincirimizin daha büyük olması lazım. Aynı şekilde daha küçük yeni doğan gibi yani küçük yaş gruplarını örecek isek birazcık daha zincirimizi küçük tutarak devam edebiliriz. Ama aynı ölçülerde daha ince iplerle bu ördüğümüz ölçüden bile küçük olabilir. İplerimizin kalınlığı inceliği çok önemli. Evet şimdi trabzanımızı başa kadar örelim. 51 tane trabzanımızı ördüm. Sayalım bakın. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 ve 51. Ölçüsüne tekrar bakalım. Ölçümüz 1 santimden başlayayım. Bakın 24'ü biraz geçti. 25 santim oldu. E, trabzanlarımızı yerleştirince zincirimiz birazcık daha büyüyebiliyor. Onu göstermek istemiştim. Şimdi daha küçük ya da daha büyük yapacak isek mutlaka tek sayıyla bitirmeliyiz. 49 olabilir, 47 olabilir, 45. Yani tek sayıyla bitecek gibi. İlk sıramızı hazırlayalım şimdi modelimizi uygulamaya başlayalım ikinci sıramıza geçerek 1 2 3 3 tane zincirimi çektim döndürüyorum bu birinci trabzanımızı ördüm ikinci trabzanımızın üzerine tığımın başını doluyorum batıyorum bir tane trabzanımı örüyorum bir zincir çekiyorum aynı yere bir tane daha örüyorum bir tane trab trabzanım tek ilk başlangıç ikinci trabzana çift olarak ördüm devam ediyorum sıradaki trabzana tek trabzan örüyorum araya zincir çekmedim tığımın başını doluyorum bir sonraki trabzana bir bir zincir aynı yere bir daha batıyoruz trabzanlarımızı bir tek bir çift bir tek bir çift olarak Birinci model sıramızı uygulayarak sona doğru devam ediyoruz. Ve her bir trabzanın üzerinde mutlaka işlem yapıyoruz. Hiçbir trabzanı atlamıyoruz. Şimdi çift olan trabzanımda tek ördüm. Sırasıyla batım. Bir zincirimi çekiyorum. Aynı yere girerek bir trabzan daha örüyorum. Çift trabzanımı ördükten sonra sıradaki trabzanımı tek olarak örüyorum. Sıradaki hemen trabzanımı çift öreceğim tekini ördüm zincirimi çekiyorum aynı yere girerek ikinci bir trabzanı örüyorum hiç zincir çekmeden hemen trabzanımın üzerine geliyorum bir tane trabzan tekli ve diğer trabzanımız ise çiftli olacak bir zincir ve batıyorum ve yapmış olduğumuz işlemimize bakalım bir tane trabzan 3 zincir çekerek ördüm tek diğer sıradaki trabzanımızı bir trabzan aynı yere bir trabzan daha ördüm ve arada bir tane zincir hemen sıradaki trabzanımın üzerine tek olarak ördüm sıradaki çift tek çift tek çift arada sadece bir zincir var o da çift trabzanımızın arasında her iki çift ve teklerin arasına zincir çekmiyoruz bir tek bir çift örerek sıramızı tamamlıyoruz yeleğimizin ikinci sırasında tekle başladık tek çift tek çift tek çift diyerek artışlarımızı yaparak ikinci sıramızı tamamladım en son trabzanımı örmedim en son trabzanımdan bir öncesi çiftti ve son zincirlerden ördüğüm trabzanımın üzerine batıyorum ve bir tane tek ile bitiriyorum tekle başlıyoruz tekle Bitiriyoruz. Onun için e, zincir sayımızın mutlaka tek sayıyla bitmesi gerekmekte. Tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bir alt sırada çift olarak ördüğüm yuvanın içerisine tığımın başını dolayarak giriyorum. Bir tane trabzan, bir zincir. Aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum. Şu şekilde trabzanımı V olarak ördüm. Tığımın başını doluyorum. Şu şekilde tek olan trabzanıma yandan giriyorum. Burası örgümün düz yönü. Bakınız, trabzanım düz olarak durmakta ilk başladım. Yandan giriyorum ve örüyorum. Tığımın başını doluyorum. V'nin içerisine zincir çektiğim yere direkt giriyorum. Yani trabzanlarımın üzerine batmıyorum. Direkt zincirimin içerisine giriyorum. Bir trabzan, bir zincir. Aynı yuvaya bir tane daha trabzanımı örüyorum. V'nin içerisinde örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki tek olan trabzanımı dışarıya kabartılı durmasını istediğim için yandan girerek örüyorum. Yandan girdiğim zaman görmüş olduğum bu kabartıyı oluşturuyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. V'nin direkt içerisine giriyorum. Bir trabzan bir zincir ve bir trabzanımı örüyorum. Tekrar tek olan iki tane V'nin arasındaki tek trabzanı yandan kabartarak trabzanımı örüyorum. Zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. V'nin içerisine girerek bir trabzan, bir zincir, bir trabzanımı örüyorum. Şöyle bakalım. Modelimizde 3 tane zincir çekerek tek başladım çift olarak ördüğümüz bir önceki sıranın içerisine girerek yine bir trabzan bir zincir bir trabzanım ördüm tek olan trabzanımı dışarı kabartı şeklinde durmasını istediğim için yandan alarak kabartılı ördüm ikili trabzan tekrar V'mi V'nin içerisinde kabartılı bir şekilde tek olan trabzanımı yandan alarak ördüm ve bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım Elimizde ikinci sıramızın sonuna geldim. Bir tane kabartarak, bir tane çiftli olarak ördük ve tekli olan trabzanlarımızın hepsini kabarttık ve ikinci sıramızın en son yerindeyiz. Bakınız, içeriye girdim. V'mizin bir zincirimi çektim. İkinci kez trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Kenardaki 3 tane trabzanımın üzerine geliyorum ve batarak bir trabzan örerek düz trabzanla bitiriyorum tekrar 1 2 3 bitirme yönünde zincirimi çekiyorum örgümü çeviriyorum burada görmüş olduğumuz V'min yine içerisine girerek bir tane trabzan bir zincir bir trabzan örüyorum V'min yine aynen içine girerek örüyorum Şuradaki tekli olan trabzanımı dışa kabartmıştık. Bakınız teklilerin hepsi dışa kabartılı. Yandan girerek örmüştük. Arka tarafta ise görmüş olduğumuz gibi çukurun içerisinde gömülü duruyor. Bakınız gömülü. Şimdi arkadaki bu kabartanın sonuna kadar yeleğimizin tamamında devam etmesini istediğimiz için bu kabartanın hep oluşmasını istiyoruz. Onun için Arka tarafta trabzanımızı örerken tığımızın başını dolayıp arkadan giriyorum. Trabzanımı ittiriyorum. Bakınız şu şekilde. Şuradan arkadan girdim. Trabzanımı ittirdim. Diğer solundan çıktım. Trabzanımın sağ tarafından girip sol tarafından çıkıyorum. Ve ipimi alıp ikili trabzanımı örüyorum. Ve kabartım bu şekilde Devam etmiş olacak aşağıya kadar. Tekrar tığımın başını doluyorum. Vemin hemen zincir içerisine girerek bir trabzan, bir zincir, bir trabzanımı örüyorum. Tekrar dışarı kabartı olmasını istediğim tek trabzanımda tığımın başını doluyorum. Hemen sağ tarafından giriyorum. Trabzanım arada kalıyor. Soldan çıkıyorum. Şu şekilde tığımın başını dolayarak örüyorum. Düğümün direkt içerisine giriyorum. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzanımı örüyorum. Tekrar kabartım için tığımın başını doluyorum. Kabartımın sağından giriyorum. Kabartım şöyle tığımın sırtıyla itiyorum. Tığımı sol ucunu sol taraftan çıkarıyorum. Ve kabartım bu şekilde oluşuyor bakınız. Yeleğimizin tamamında bu kabartılarımızı önden yandan alarak öreceğiz. Arkadan ise yani arkadan tersinden öreceğimizde ise arkadan alarak öreceğiz. Şimdi bu sıramızı da tamamlayalım. Yeleğimizde 3 sıramızı tamamladık. Düz sıramızı saymadığımız zaman düz sıramızla birlikte 4 sıramızı tamamladık. 3 sıra V'mizi ördük. Tekli V'mizi 1, 2, 3 ve yanlarındaki trabzanlarımızı önden yandan alarak arkadan ise yani ters yönden ise arkadan girerek ön yönde kabartılı halde durmasını sağladık ve şu görüntümüz ortaya çıktı. Yeleğimiz yuvarlanmaya başladı. 3 tane yani 3 sıra 2 artışımızı yaptıktan sonra şimdiki öreceğimiz sırada artışımızı artırarak devam edeceğiz. 3 tane zinciri bitirdiğim yönde çekerek geldim. Tığımın içine şöyle alıyorum ilmeğimi. Ve içerisine giriyorum yine. 1 ve 2 2 tane trabzanımı yan yana ördüm bir zincirimi çekiyorum aynı yere 2 tane daha trabzan örüyorum yani bir tane trabzan olan trabzanımızı 2 trabzan bir zincir 2 trabzana artırdık tek olan trabzanımı tığımın başında doluyorum yine yandan girerek dışa kabartılı bir şekilde örüyorum Tekrar V'nin içerisine geliyorum 2 tane trabzanımı yan yana örüyorum Bir zincir ilave ettikten sonra 2 tane daha trabzanımı örüyorum 1 ve 2 Toplamda 2 trabzan bir zincir 2 trabzanımı aynı yuvanın içerisine örüyorum ve tek kabartılı trabzanımı yandan giriş yaparak yine kabartılı örüyorum V'nin içerisine 1, 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan örüyorum. Ve tekli trabzanımı yandan kabartarak örüyorum. Tek trabzanımı. V'nin yine içerisindeyim. 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan, Kabartılı trabzanımı yandan girerek yine kabartarak ikili trabzan şekliyle örüyorum. Şöyle bakalım. 3 tane zincirimizi çekmiştik diğer yönde döndük. 2 trabzan bir zincir 2 trabzan olarak beyimizin içerisine girdik. Yandan kabartılı bir şekilde Ördüğümüz ilmeğimizi yine yandan girerek ördüm. Tekrar 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzanımızı ördük. Trabzanımızı yine yandan kabartarak ördük. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. V'lerimizin içerisine 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan olarak ördüm. Ve bu şekilde sıramızın sonuna kadar geldik. Şimdi en son bir tane trabzanımızın kenardan olduğu yerdeyim. Geliyorum atarak trabzanımızı örelim. Şöyle biraz uzun alırsak daha güzel olur. 1-2-3 zincirimizi çekelim. Örgümüzün yönünü çevirelim. Bakın şu şekilde gayet güzel bir e, duruş göstermekte. Hemen arkasını çeviriyorum. Aynı artışlarla devam ediyorum. Arkasını çevirdiğimiz yeleğimizi tığımızın başını dolayalım. 2 trabzan 1 zincir 2 trabzan olarak buraya da dolduralım 1 2 1 zincir ve 1 2 şimdi dışarıya ön yüzde kabartı halinde duran trabzanım ters yönde örgümün arkasında bakınız çukurun içerisinde bunu Tığımın başını doluyorum. Bir önceki sırada yaptığım gibi hemen o trabzanımızın sağından giriyorum. Hemen tığımın sırtıyla ittirerek sol tarafından tığımın başını çıkarıyorum. Şöyle alıyorum trabzanımı ve bir tane trabzan örüyorum. Dışa kabartı oluyor. Tekrar vehimin içerisine bir, iki ve bir tane zincir. Bir, iki. Tekli trabzanımı arkadan giriyorum. Arkadan bakın. İttiriyorum. Ucunu çıkarıp örüyorum. Ve bu sıramızı ve bir sonraki sırayı da yine ikili olarak örüp bitirelim. Evet yeleğimizin roba kısmını örmeye devam ettik. Şöyle bakalım. 1, 2, 3 ikili örmüştük. Yani tekli bir sağda bir solda. 1, 2 3 sonra artış yaptık çiftli olarak 2 2 ördük 1 2 3 4 sıramızı örerek tamamladık toplamda 7 sıra modelimiz ve bir sırada düz trabzanımızın olduğu e, sıramız var şöyle santim olarak ölçelim ölçtüğüm zaman 9 santim olduğunu görüyorum 9 santim olunca ben şimdi bölümlerine ayırmak istiyorum çok büyük bir yelek örmeyeceğim çünkü ama daha büyük yelek örmek isteyen arkadaşlarım biraz daha artışları da yaparak roba kısmını büyütebilirler şimdi sayalım 1 2 şu araları sayıyoruz 2 trabzanların kabartıların arasını 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 tane böyle dilimlerimiz var. Dilimlerimizi ön, kol ve arka olarak ayıracağız. Şimdi ayrıcımızı koyarak ayırmaya başlayalım. Bölümlerimizi çok kolay ayırabiliriz. 1, 2, 3, 4, 4 tane önümüzü ayıralım bakın 1 2 3 4 tam kabartının olduğu yere ayracımı taktım diğer önümü sayıyorum 1 2 3 4 tam kabartının olduğu yere ayracımı takıyorum bu ikisi önümüz şimdi kolumuz için saymaya başlayalım 1 2 3 4 5 5 dilimde kolumuzu ayıralım Dilim olduğu zaman çok kolay oluyor ayırmak. 5 de i̇şte karşıya ayıracağız. Hemen onu da ayıralım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dilimde diğer karşı kolum için ayırıyorum. Hemen ayırıcı takıyorum. Arkam için ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane dilim de arkamıza kaldı. Şöyle kapatalım ve bakalım. Bakınız kapadığımızda çok güzel bir şekilde ayrımımızın oluştuğunu görmekteyiz. 4 4 önlerimiz 8 5 5 kollarımız 10 arkaya da 7 tane dilimimiz kaldı ve bu şekilde şimdi birleştirerek kolumuzun altını örmeye başlayacağız. Evet örmeye başlayalım. 3 tane zincirimi çektim. Ortaya giriyorum. 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan olarak ördüğümüz yerin ortasına bir tane artışımı yapıyorum burada. 1 2 3 3 tane trabzanım ördüm bir zincir çekiyorum tekrar 3 tane trabzan ekliyorum 1 2 ve 3 tığımın başını doluyorum yandan kabartı olarak trabzanımı örüyorum tekrar trabzanıma giriyorum örmeye başlıyorum 3 tane trabzan zincir yuvamızın içerisindeyiz 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan, 1, 2 ve 3. Trabzanımı yandan alarak örüyorum ve 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan örüyorum. İpimiz hemen şöyle dolaşmadan açalım. 1 2 ve 3 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan yandan giriyorum. Tekrar 3 tane trabzanımı ve 1 zincirimi örüyorum. 2 3 1 zincir 1 2 3 şimdi ayracımı çıkarıyorum tığımın başını dolayarak yandan giriyorum ve başlıyorum zincirimi çekmeye 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çekiyorum ve diğer ayracımın olduğu yere gelerek örmeye devam ediyorum. Yandan giriyorum ve kabartımı örüyorum bu şekilde kolumuzu birleştirme işlemimizi yaptık alttan 5 tane zincirimizi çektik yukarıda 1 2 3 4 5 tane bakınız dilimimiz kaldı şimdi arkadan aynı şekilde 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan 1 zincir şekliyle arkamızı tamamlayalım kolumuzun işaretli yerine kadar örerek gelelim İliğimizi birleştirmiştik şuradan ve arkadan 3 tane trabzan, 1 zincir, 3 trabzan ve kabartılı tek trabzanlarımızı yine kabartılı şekliyle örerek işaretimin olduğu yere kadar geldim. İşaretimin olduğu yerde hemen yandan giriyorum ve 1 tane trabzanımı örüyorum. 1 trabzanımı ördükten sonra 5 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tıpkı buradaki 5 zincirimiz gibi ve sarı olarak koymuş olduğumuz işaretimize gelerek yandan girişimi yapıyorum ve yandan kabartımı da örüyorum ön tarafı 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan örerek tamamlıyorum 3 tane trabzan, 1 zincir, 3 trabzan artışımızı yapıyoruz. Yeleğimizin aşağı doğru güzel bir şekilde açılmasını sağlıyoruz. Tekli trabzanımı yani tek ilerleyen trabzanımı yandan girerek alıyorum ve bu şekilde başa kadar örüyorum kolumuzu böyle birleştirmiş olduk. Şimdi gövde kısmını örmeye devam edeceğiz. Şimdi başa kadar gelelim, arkasında görüşelim sıramın başına kadar örerek gelmiştim ve arkadan başladım tekrar 3 trabzan bir zincir 3 trabzan ve aradaki tekli kabartarak ördüğümüz trabzanımızı örerek kol altımıza kadar geldim kol altında 5 tane zincir çekerek artmıştık ve buradaki kabartılı olan bölümümüzde durmaktaydı önce kabartılı olan bölümümü örüyorum arkadan girerek ve tığımın başını doluyorum 1 2 3 tam 3. trabzanımın içerisine gelip giriyorum 1 2 3 3 tane trabzanımı örüyorum bir zincir çekip tekrar aynı yere 3 tane 1 2 3 trabzanımı örüyorum yani buradaki modelimin aynısını tam kol altına bir tane uyguluyorum tığımın başını doluyorum buradaki kabartılı olan trabzanımı arkadan bu şekilde girerek örüyorum ve diğer kol altımıza da aynı şekilde bir tane modelimizi yerleştiriyoruz şimdi aradaki bir zincirlerimin içerisini doldurarak diğer kolumun altına doğru ilerliyorum şimdi 3 tane trabzan bir zincir 3 trabzanımı örüyorum 2 ve 3 aradaki trabzanımın ardından giriyorum burası örgümün ters yönü olduğu için arkadan öne doğru kabartıyorum ve kol altına kadar ilerleyelim arkamızda örerek diğer kol altına kadar geldim zincirimi çekmiş olduğum yere şimdi 3 tane trabzan bir zincir 3 trabzanımı ördükten sonra bu direkt olarak devam eden kabartıyı arkadan girerek örüyorum. Mutlaka bunu unutmayalım arkadaşlar. Çok önemli. kabartamızı ördükten sonra kol altına çekmiş olduğum 5 tane zincirin 1 2 3.'süne gelerek giriyorum. 3 trabzan 2 3 1 zincir aynı yere tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 tığımın başını doluyorum kabartılı bir şekilde yandan girerek diğer trabzanımı da örüyorum ve modelimi bir tane de buraya kurmuş oluyorum her iki tarafında direklerimiz ve ortada 3 trabzan bir zincir 3 trabzanımız ve önümüz için devam ediyoruz 3 trabzan bir zincir ve 3 trabzan 1, 2 ve 3 yandan girerek örüyorum ve bu şekilde devam edelim birkaç sıra aynı 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan şekliyle iliğimizi örelim. İliğimi istediğim uzunluk ölçüsü olana kadar örmeye devam ettim. Ve yeterli uzunluğa geldim şöyle ölçelim en üst omuzun olduğu yerden en uç kısmı ölçüyorum 27 buçuk santim kolumuzun altını ölçelim kolumuzun altı ise 20 santim şimdi yeleğimizin etek ucunun en son trabzan sırasını bitirdikten sonra hem kenarlarını hem de altını sık iğne ile dolaşmak istiyorum bir tane zincirimizi çekelim ve başlayalım şöyle bakalım zincirimizi çekiyorum ve başlıyorum hemen ilk trabzan arasına giriyorum sıradaki trabzanımın arasına giriyorum şöyle çekelim ve diğer bir zincir çekmiş olduğum yere iki tane girelim ve araya bir tane Tekrar araya bir tane geçişlerimize birer tane bir tane de trabzanımın üzerine yanına bir tane trabzan aralarına birer tane sık iğnelerimizi örerek devam edelim. Tam ortaya bir zincir çekmiş olduğum yere iki tane sık iğne bakınız alt kısmı çok güzel düzgünce bir görüntü kazandı ve trabzanlarımın aralarına giriyorum birer birer kenara bir tek trabzanımın üzerine bir sık iğne yanına bir tane trabzanlarımın aralarına da birer sık iğne batarak alt kısmı örüyoruz buraya iki tane ve bu şekilde uç noktaya kadar gelelim buradan başladık diğer ucunda tamamlayalım eteğimizin uç kısmını sık iğnelerimizi örerek kenara kadar geldim yana kadar şimdi burada da aynen işlemimize devam ediyoruz bir tane sık iğne ördüm 2 3 3 tane sık iğne örüyorum diğer trabzanıma geçiyorum 1 2 3 3 sık iğnemden sonra hemen diğer sık iğneye 1 2 3 Diğer sık iğnemi 1, 2, 3. Üçer sık iğne örerek yukarıya doğru çıkalım. Eğer örgünüzde sıklık ya da gevşeklik var yeterli ya da az oluyorsa ona göre ya arttıralım ya da eksiltelim. İki de yapabilirsiniz örgünüzün daha küçük ebatta olduysa trabzanız iki de yeterli olabilir. Ya da daha geniş durduysa bir tane daha ilave edebilirsiniz. Onu şöyle örgünüzü tuttuğunuzda kendiniz karar verebilirsiniz. Şimdi ben üçer üçer örerek devam ediyorum. 3 sık iğne araya batmadan direkt trabzanlar arası geçişimi yaparak boyun bölgesine kadar ilerliyorum. Evet yanların sık iğnelerini örerek tamamladım ve boyun kısmına kadar geldim. Boyun kısmına da aynen devam ediyorum. Hemen yandan 2 tane örüyorum. Ve her bir trabzanımın arasına birer tane sık iğnemi yaparak diğer e, önümüze doğru geçiyoruz. Diğer önümüzü de aynen sık iğnemiz örüp tamamlayalım. Sonra kollarımıza da aynı etek ucunda yapmış olduğumuz gibi kol uçlarımıza da birer sık iğne ortaya iki sık iğnemizi örelim ve yeleğimizi tamamlayalım. Evet arkadaşlar yeleğimizi istediğim ölçü olana kadar ördüm. Kenarlarını da en alt kısmını hem de kollarını sık iğne ile ördükten sonra yeleğimizi tamamladım. Bir de boyun kısmını zincir çekip şöyle kelebek gibi ikili ördüm. Siz dilerseniz pompon olarak da kullanabilirsiniz. Dilerseniz çiçek de yapabilirsiniz. Evet bu şekilde yeleğimizi tamamladık. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.